Ya assalamu alaikum aziz yurttaşlar hem de Afta Brand kanalımızın abunacıları. Bugün Gürlende ana şunday bir acayip oyunda ütkezişke karar kıldık. Elbette sizlerinin paddeşkeleriniz bilen. Birinci oyunumuzdan birinci turuna koyulgan maçlar 6 dana maçın birincisi Captiva bulur. Kara Captiva. İkincisi Lacetti Gentra maşınası. Üçüncüsü Huda Kalaysa Cobalt. Dörtüncüsü hem Cobalt. Beşincisi Spark. Altıncı sam Spark. Ve ondan başka da soğalarımız var elbette. Oyunda iştirak etiş için Rusya'dakılar için Sberbank plus 7-901-542-30-20 nomerine ülengen Sberbank. Özbekistan'da Huma kartasına ülengen nomerimiz plus 99-899-542-30-20 nomerine ülengen. Şimdi oyun kaydaları bilen tanıştırıp ötemem. Oyunumuzda cemi bilet sonu 4000 de. Oyunumuzda körüp durganın gizde 6 ta avtomobil ve ondan taşkara 50 ta 1000 rubullik, 20 ta 3000 rubullik ve 20 ta kengi turga soğuğa biletimiz var. Biletler narxı Rossiyadagilar üçün 1000 rubul, Özbekistan'dagilar üçün ise 200 min som. Oyunumuzda iştirak etiş Rossiyadagilar üçün plus 7-901-542-30-20 rakamiga Sberbank ulangan. Allah Muratov A nomida. O'zbekistondagilar uchun plus 99-899-542-30-20 rakamiga Humo kartasi Allah Muratov I nomida. To'lovni amalga oshirib, chekini plus 99-899-542-30-20 rakamiga WhatsApp orqali jo'natasiz. Faqat telefon nomeringiz, ism familiyangiz yozishni unutmang. Sizga 24 soat ichida biletingiz yuboriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Chippakka chiqdi. Zelenskiyning AQShga tashrifi omadsiz kechgani aytilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShga tashrifi maqsadida erisha olmadi va hujum operatsiyalari uchun zamonaviyroq qurollarni qo'lga kirita olmadi. Uning mualliflarini AQSh prezidenti Jo Bayden va Zelenskiyning Ukrainaning harbiy ehtiyojlari bo'yicha qarashliklaridagi tafovutga ishora qilmoqda. Maqolada ta'kidlaganidek, Ukraina prezidenti va uning maslahatchilari Washingtondan Biden berishni istamaydigan zamonaviy qurollarni yuborishni talab qilishda davom etmoqda. Nashrning fikricha, ikki davlat rahbarlarining muzokaralarining maqsadlari turlicha bo'lgan. Zelenskiyning maqsadi kelasi yil yanada kuchliroq qurollar olish va Ukrainaning yirik hujum operatsiyalarini boshlash qobiliyatini oshirish edi. U hech bo'lmaganda qisqa muddatda muvaffaqiyatga erishganiga deyarli hech qanday dalil yo'q edi. O'z navbatida Washington ma'muriyati Zelenskiy diplomatiya haqida nima fikrda ekanligini muhokama qilishni intiqlik bilan kutayotgan edi. U ma'muriyat pozitsiyasini yana bir bor ta'kidladi. Rasmiy shuningdek 3 yanvarda ish boshlaydigan yangi kongressda Kiyevga harbiy yordam ko'rsatilishiga qarshi bo'lganroq ko'proq bo'ladi deb hisoblaydi. Shu bilan birga AQShning NATO'dagi sobiq doimiy vakili hozirda jahon masalasi bo'yicha Chicago kengashiga rahbarlik qilayotgan Ivo Dallerning so'zlariga ko'ra, Biden hali ham uzoqqa chuqurlashtirilgan xavotirda. Rossiya bilan munosabatlarning keskinlashishidan qo'rqadi.